Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 27. hafta soru çözümü yapıyoruz ve konularımız genden proteine ünitesindeki protein sentezi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve canlılarda enerji dönüşümü ünitesinden de ATP ve metabolizm olacak. Başlayalım. Şimdi birinci soru, genetik madde ile ilgili bazı kavramlar aşağıda verilmiştir. Buna göre kavramlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunlar içerisinde en büyük olan kavram kromozomdur. Çünkü kromozom çok büyük oranda DNA içerir. Daha sonra kromozom içinde bulunan bu DNA'lardaki kısa anlamlı parçalara gen adını verdiğimiz için sonra gen vardır. Genler birçok kodondan meydana gelmiştir yani kodon ve kodonlar da nükleotitlerden oluşmuştur ve nükleotit. Bu durumda büyükten küçüğe 2 1 4 3. Yani cevabımız C olmuş oldu. 2. Protein sentezi sürecinde görev alan yapılar aşağıda verilmiştir. Buna göre bir protein sentezi süresince yapılarından en fazla kaç çeşit kullanılabilir? Şimdi amino asit doğada 20 çeşittir. O yüzden bir protein sentezinde maksimum 20 çeşit amino asit kullanabiliriz. Kodon dediğimiz moleküller 4'ün 3'lü kombinasyonundan 64 farklı çeşitte olabilir. O yüzden bir protein sentezinde maksimum 64 çeşit kodon kullanabiliriz. Antikodona baktığımızda ise bu da 61 çeşittir. Çünkü 3 tane durdurma kodonunun antikodon karşılığı yoktur. Bu yüzden de maksimum bir protein sentezinde 61 çeşit antikodon kullanabiliriz. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. 3. Transkripsiyon sürecinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir. Yani bunların içinde en son gerçekleşen. DNA polimerazın DNA'nın kalıp ipliğine bağlanması bu ilk gerçekleşen süreçtir. DNA'nın hidrojen bağlarının açılmaya başlaması bu da başlarda görülür. Çünkü RNA polimeraz DNA'ya bağlandığı zaman hem oradaki hidrojen bağlarını koparır hem de kalıp ipliğin karşısına mRNA sentezini gerçekleştirir. Nükleotitler arasında fosfodiester bağlarının kurulması, nükleotitler arasında fosfodiester bağları RNA polimerazın RNA'yı üretimi sırasında oluyordur. Ribonikloatit ve deoksiribonikloatit arasında geçici hidrojen bağının kurulması, kalıp iplik ile mRNA arasında kısa süreli hidrojen bağları kurulur ve en son RNA polimerazın DNA'nın kalıp ipliğinden ayrılması. Yani işlem bittiği zaman RNA polimeraz kalıp iplikten ayrılır ve çıkar gider. Bu yüzden de aralarında en son gerçekleşen E şıkkı olmuş oldu. Dördüncü soru. Transkripsiyon ile üretilecek olan mRNA'nın yapısının farklı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Şimdi mRNA'nın yapısını belirleyen DNA'daki nükleotit dizilimidir. O zaman mRNA'ların birbirinden farklı olmasının sebebi nükleotit dizilimi oluşacak. Yani gendeki nükleotit diziliminin farklı olması. Bu yüzden cevabımız D olmuş oldu. 5 Aşağıda bir hayvan hücresinde görülen santral dogma olayı özetlenmiştir. Buna göre olaylarından hangileri doğru olabilir? Santral dogma dediğimiz olay replikasyon, transkripsiyon ve translasyondan oluşur. Burada 1 ile gösterdiğimiz replikasyon, 2 ile gösterdiğimiz transkripsiyon ve 3 ile gösterdiğimizde translasyon aşamaları olacak. Şimdi A. Bir replikasyon olup her hücrede görülebilir. Evet bir replikasyondur ama her hücre replikasyon yapamaz. Sadece bölünme yeteneğinde olan hücreler replikasyon gerçekleştirebilir. O yüzden bu gitti. B. İki ribozomda gerçekleşir. İki transkripsiyondur ve bu DNA'nın olduğu yerde gerçekleşir. Ribozomda değildir. Bu da gitti. C. 3 hücredeki aminosit miktarını azaltır. Evet çünkü 3 mRNA üzerindeki kodon dizilimine göre sitoplazmadan aminosit çeker. O yüzden C doğru olabilir ve cevabımız da B olmuş oldu. 6. Protein sentezi sırasında oluşturulan kimyasal bağlardan hangisinin oluşumu ortamdaki su miktarını artırmaz? Şimdi sadece zayıf bağların oluşumunda su açığa çıkmaz. Çünkü normal güçlü bağların oluşumu dehidrasyon sentezi ile gerçekleştiği için su oluşacaktır. Ama zayıf bağlar tam bir bağlanma göstermedikleri için güçlü bağ olmadığı için su açığa çıkarmazlar. Ve güçlü olmayan bağ hidrojen bağıdır. Bu yüzden protein sentezi sırasında transkripsiyon yapılırken ve translasyon yapılırken oluşturulan o geçici hidrojen bağların oluşumu sırasında su açığa çıkmamaktadır. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. Yedi. Prokaryot bir hücrede protein sentezi sürecinde olaylarından hangileri gerçekleşmez? mRNA'nın çekirdek zarından geçmesi. Bu gerçekleşmez. Çünkü prokaryotlarda bir çekirdek yapısı yoktur. 2. tRNA ve mRNA arasında geçici hidrojen bağının kurulması. Bu gerçekleşir. Bu mutlaka translasyon olayı sırasında olması gereken bir olaydır. 3 mRNA'nın ribozom küçük alt birimine bağlanması bu da mutlaka olur. Bu da translasyonu başlatan olaydır. Bu durumda gerçekleşmeyen A olmuş oldu ve cevabımız A'dır. 8. Yukarıda mRNA molekülü üzerindeki kodon dizilimi verilmiştir. Buna göre bu mRNA'dan üretilecek polipeptidin yapısında kaç tane amino asit bulunur? Protein sentezi ribozomun küçük alt birimine mRNA'nın bağlanmasıyla yani o translasyon o şekilde başlar. Ve mRNA'ya mutlaka 5 üstü uçtan bağlanır. Yani küçük alt birim şuradan bağlanacak. Ama buradan bağlandığı zaman hemen gördüğü ilk kodonu okumaya başlayamaz. Yani başlama kodonunu görmesi lazım. O yüzden buradan bağlanır ama başlama kodonu değil değil ve şuraya geldik. Bu başlama kodonu olduğu için AUG'yi okuyana kadar bir translasyon olmaz. AUG ile okuma başlandı. Bu birinci aminoasit karşılık geldi. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu dördüncü ve bakıyoruz UAG bir durdurma kodonuyla karşılaştık ve translasyon bitti. Bu durumda ne oldu? Dört tane aminosit ancak polipeptit yapımında kullanılabildi. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. 9. Aşağıdakilerden hangisi modern biyoteknolojik uygulamalardan biri değildir? Modern biyoteknolojik uygulama. Zaten söylediğim zaman da kulağınıza böyle farklı, üstün teknolojik bir şeylerle gelecek. Ama geleneksel olduğunda klasik, her zaman duyduğunuz şeyler olmalıdır daha fazla meyve verebilen poliploidik yani poliploidik kelimesi bizim güncel hayatımızda çok fazla kullanabildiğimiz geleneksel herkesin bildiği bir şey değildir demek ki bu geleneksel bir şey olamaz modern poliploidi nedir laboratuvar ortamında mutasyonla kromozom takım sayısı fazla olan bireylerin elde edilmesidir o yüzden bu moderndir yapay dölleme yani tüp bebek tedavisi bu da bildiğiniz üzere evimizde kendi kendimize yapabileceğimiz bir uygulama olamaz. O zaman geleneksel değildir. Bu da modern oldu. Gen aktarımı, gen gen aktarımını geleneksel bir şekilde herkes yapamaz. Laboratuvar ortamında biyolojik birikimi olan biyolojiyle alakalı insanların yapabileceği bir şey. O zaman bu da modern oldu. Bakterilerden İnsana ait hormon elde edilmesi. Ne yaptık? Bir şey üretiyoruz. Bir bakteri kullanıyoruz ve insana ait bir madde ürettiriyoruz. O zaman bunun da geleneksel olması mümkün değil. Ama D şıkkına geldiğinde fermentasyon yapabilen canlar kullanılarak sütten peynir elde edilmesi. Evimizde biz de sütle peynir üretimi yapabiliriz. Bunun için mükemmel bir biyoloji bilgisine ihtiyacınız yok. Bu gayet geleneksel bir yöntemdir. Geçmişten günümüze kadar birçok üst kuşağımız bunu zaten yapmakta ve yapmaya da devam etmektedir. Bu yüzden de bu modern değil geleneksel olmuş oldu ve cevabımız da D olmuş oldu. 10. İnsanların nükleotit diziliminin tam olarak açıklığa kavuşması için başlatılan projeye insan genom projesi denir. Buna göre insan genom projesinin başlatılmasının aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz. Şimdi insan genom projesi aslında çok büyük hayallerle başlayan ama genom tamamlandıktan sonra birçok amaca ulaşamamış bir projedir. Bu projeyle genetik hastalıkların erkenden tanımlamasının yapılabileceği düşünülmüştür. Bunu amaçladılar. Nükleotit dizilimlerini öğrenmek zaten projenin asıl amacıdır dediler ki eğer biz kişinin genetik yapısını bilirsek ona özel ilaç yapabiliriz. O yüzden bunu da amaçladılar. Kişide var olan genetik hastalıkları tanımlayıp onu tedavi edebiliriz. Bunu da yaptılar. Ama yavruya aktarılacak genetik özellikleri belirlemek için insan genom projesi başlatılmadı. Evet insan genom projesi sayesinde yumurta ve spermin genetik yapısını da aynı mantıkla çıkarabilirler ama amacı bu değil. O yüzden de cevabımız E olmuş oldu. 11. Aşağıda bir gen klonlaması ile bakteri kullanılarak insülin hormonunun üretilme basamakları verilmiştir. Buna göre gen klonlaması sürecinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Gen klonlamasında ilk olarak plazmit kullanacaksak plazmiti ve aktaracağımız gene sahip hücrenin DNA'sını izole etmemiz gerekiyor. O yüzden ilk olarak plazmitin bakteriden izole edilmesi olacaktır. Yani 1 ile başlıyoruz. Ardından plazmiti izole ettiğimiz gibi hormonu taşıyan DNA bölgesini de izole edeceğiz. Ve bu hormonun üretimini sağlayacak gen bölgesini de keseceğiz. Sonra o kestiğimiz gen bölgesiyle plazmiti birleştireceğiz. Yani dörtle devam ediyoruz. Ardından elde ettiğimiz bu değiştirilmiş genetik yapıyı bakteriye aktaracağız. O yüzden 2. Ardından da bu bakteriye hormonu ürettireceğiz. 3 oldu. Bu durumda sıralama 1 4 2 3. Yani cevap C olmuş oldu. 12. Biyoteknolojik uygulamalardan bir tanesi olan gen terapisi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar? Genetik hastalıkların erken teşhisinin yapılabilmesi için insan genom projesi amaçlanıyor. İnsana ait bir genin bakteriye aktarılması gen klonlaması yöntemidir. Kriminal olaylarda suçların yakalanması DNA parmak izi için kullanılır. Canlılardan kök hücrelerin elde edilmesi kök hücre tedavisidir ama insana ait bozuk genlerin değiştirilmesi olayına gen terapisi adını veririz ve cevabımız E olmuş oldu. 13 Aşağıda canlar tarafından gerçekleştirilen hücresel solunum mekanizmaları verilmiştir. Buna göre hücresel solunum reaksiyonlarından hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretimi görülür. Şimdi substrat düzeyinde fosforilasyon demek bir enzimin bir maddenin yapısındaki fosfatı kopartıp o fosfatla ATP üretmesi anlamına getiriyoruz. Ve canlının hücresel solunum mekanizması ne olursa olsun hepsinin başlangıcında glikoliz tepkimesi görülür. Ve bu tepkime de SDF ile ATP üretimi yapılır. Yani substrat düzeyinde fosforilasyon. O zaman tüm hücresel solunum reaksiyonlarında biz bu fosforilasyon türünü görebiliyoruz. Bu yüzden de cevabımız e olmuş oldu. 14. Aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisinin gerçekleşmesi sırasında fosforilasyon yapılmaz? Fotosentezde fotofosforilasyon. Kemosentezde oksidatif fosforilasyon. Oksijensiz solunumda oksidatif fosforilasyon. Fermentasyonda substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleştirilir. Ama hidroliz bir ATP üretim mekanizması değildir. Bu yüzden de cevabımız D'dir. 15. ATP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosforilasyon ile üretilir. Bu doğrudur. Çünkü üretim reaksiyonlarına ATP adını veriyoruz. Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı vardır. Yani şu şekilde şuradaki dalgalı bağlara verdiğimiz isim bu. Doğrudur. AMP molekülüne bir tane fosfat eklenmesiyle oluşur demiş. Şimdi AMP dediğimiz şey şudur. Biz buna bir fosfat daha eklersek bunun adı ADP olur. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Yani bir değil iki tane demesi gerekiyordu. Devam ediyorum. Hücreden hücreye taşınımı yapılamıyor. Her hücre bunun üretiminde tüketiminde kendisi gerçekleştiriyor. Ve vücudumuzda ATP deposu diye bir yapıda yoktur. Bu yüzden cevabımız C olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım buradaki soruları anlamış ve yapabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda konularımıza ya da sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.